O kadar da korkutucu değil açıkçası. Bak tatlım. Ya kabaca hesapladığımda mesela böyle nasıl sinir olur? Adamın ismini biraz yanlış söylüyorum. O yüzden hiç ismiyle hitap etmedim adama. Bunu direkt mi söyleyeyim? Şimdi söyleyeceğim şey sadece seyahatle ilgili değil, ben hayatla ilgili de düşünüyorum. Ya çok kötüyüm ya, niye böyle yapmışım? Bence trik bu. Ve düşünsenize, kimse sizi tanımıyor. Yani orada kendinize yeni bir karakter yaratıp onunla yaşayabilirsiniz. Bu ışık biraz fazla. Bazı kazaklar beni bir tık daraltıyor da. Canlarım merhaba. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün saat 23.52 ve ben size bir sohbet videosu çekeceğim. Ben bu videoyu sabah da çekmeyi denedim. Yani sabah değil de öğlen de çekmeyi denedim ve çekemedim. Çünkü videonun bir kısmında size daha önce anlatmadığım Fransa'da biraz hoşlandığım bir çocuktan bahsediyorum. Ve öğlen hani böyle bir tık daha duvarlarım oluyor ama böyle saat geç olmuşken ve evdeyken çok daha rahat oluyorum ve açılıyorum resmen. Şu an benim evimde salonumdayız ve ben bağdaş kurmuş bir şekilde koltukta oturuyorum. Gerçekten yani bir arkadaşım gelse bu şekilde sohbet ediyor olurduk. O yüzden çok rahat bir moddayım. Sizle bu şekilde konuşmak istiyorum. Bununla bir seri yapmak istiyorum burada. Yani geceleri böyle sohbet ettiğimiz, artık gece sohbetleri mi deriz ne deriz bilmiyorum. Bu böyle bir seri olsun istiyorum. İlk videomuzun konusu da tek seyahat etmek olacak. Şu ana kadar Paris vloglarımı izlemediyseniz onları izleyip gelirseniz daha açıklayıcı olur. Çünkü şu ana kadar yaptığım en uzun ve gerçekten tamamen tek başıma olduğum seyahat Paris seyahatiydi. Ve anlatırken ona da böyle referanslar vermek istiyorum. Biraz heyecanlı video olacak. Sizle bayağı bir şey paylaşacağım. O yüzden İsterseniz hemen başlayalım. 3 yere gittim ama 20 yaşındayım. O yüzden zaten çok yere gitmediğim için 3 kez tek başıma bir yere gitmek bence çok da az sayılmaz. İlk olarak geçen sene tek başıma Antalya'ya gitmiştim. Tamamen kafa dinlemeye, yani böyle stresli hissettiğim bir dönemdi. Kendi kendime aldım biletimi ve tek başıma gittim. Sonrasında yine geçen yaz Ukrayna'ya gittim. Çok yakın bir arkadaşım orada okuyordu. Ben tek başıma gittim ama oradayken o da bazen bana katıldı. Yani %80 falan tek başıma tatil sayılırdı o bence. Son olarak Ocak ayında tek başıma Paris'e gittim ve açıkçası hayatımda yaptığım en güzel seyahatti. Bu videoyu da aslında biraz o yüzden çekiyorum. Çünkü ben tek başıma gittiğimi söylediğimde herkes nasıl ya dedi. Hani çoğu insan iyi niyetliyorum yaptı. Aa işte tek başına mı gidiyorsun, işte çok güzel ama tek başına mısın tarzında. Biraz ama şey diye yorumlar da aldım. Yani işte dünyanın en romantik şehrine gerçekten tek başına mı gidiyorsun, Paris'e tek mi gidilir falan diye de yorumlar aldım. Ama gerçekten orada bana Brad Pitt'i verseydiniz derdim ki hayır, ben yine tek gezmek istiyorum. O kadar güzeldi. Sizi de biraz teşvik etmek istiyorum açıkçası. Bir yere gitmek istediğiniz zaman o dönem hiçbir arkadaşınız uygun olmadığında ya da genel olarak tek gitmekten çekindiğinizde aslında düşündüğünüzden daha güzel olabileceğini göstermek için size biraz anlatmak istiyorum. Ama şu da bir gerçek. Ben aslında başta tek gitmeyi planlamıyordum. Yani o benim kafamda tek gitmeyi planladığım bir seyahat değildi açıkçası. Sonra şartlar onu gösterdi ve benim de bir tercih yapmam gerekiyordu. Ya bir arkadaşımın uygun olmasını ya da hayatıma birinin girmesini bekleyecektim Paris'e gitmek için ya da tek başıma gidecektim. Ne yaptığımı tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Tabii ki kimseye bel bağlamadan tek başıma gitmeye karar verdim ve sanırım hayatıma verdiğim en doğru kararlardan biriydi. Çünkü şu an şöyle hissediyorum. Yani ben dünyanın her yerine gidebilirim ve her yerinde çok eğlenebilirim. Sorularda mesela bu çok gelmiş. Hani nasıl böyle özgüven edindin, nasıl tek başına gitme özgüvenini kendinde buldun diye. Bulamadım aslında çünkü bu bende %100 yoktu. Bu bana gittikten sonra geldi. Bazen bir şeyleri özgüveniniz sayesinde yapmazsınız. Bazen bir cesaret gelir ya da kendinizi itmeniz gerekir ve o şeyi yaparsınız. Sonrasında da özgüven kazanırsınız. Ya ben tek başıma Paris'e gitmeden önce böyle bir cümle kuramazdım. Hani ben her yere gidebilirim ve çok eğlenebilirim. Bir şekilde başımın çaresine bırakırım. Bunu diyemezdim çünkü bunu yaşamamıştım ama bir cesaret kendime attım o havuza ve bir şekilde çıkmayı başardım. Şu an diyebiliyorum ki ben bunu yapabilirim. Tabii ki arada aksilikler olabilir. Bazen kötü hissedebilirim. Her şey olabilir. Ama ben bunu yapabilirim. Ben bunun için ilk adımı her zaman atabilirim. Ben yurt dışına çıkmadan önce benim gözümde yurt dışına çıkmak çok büyük ve çok zor bir şeydi. Ya tabii ki dünyanın en kolay şeyi değil. Bir sürü evrak, işte vizeye başvur vesaire, bir sürü şey var. Ama o kadar da korkutucu değil açıkçası. İlk önce gideceğiniz yeri seçmeniz ve onun için vizeye başvurmanız gerekiyor. Bazı ülkeler vize istemiyor, Ukrayna gibi. Ama benim Paris'e gitmek için Schengen'e başvurmam gerekiyordu. Başvurdum ve bir haftalık çıktı yani. Sadece bir hafta kalabiliyordum. İlk vize genelde hep böyle kısa süreli oluyormuş ama umarım bir sonrakiler daha uzun olur. Sonrasında vizeniz geldikten sonra uçak biletini ve kalacağınız yeri ayarlıyorsunuz. Ben bir Airbnb'de kaldım. Airbnb'de insanlar evlerini ya da odalarını kiralıyor kısa süreli. Airbnb reklamı değil bu arada. Sadece bir soru gelmişti Airbnb'de diye. O yüzden açıklamak istedim. Aslında teknik olarak bu kadar. Sadece bir de gideceğiniz ülkenin para biriminde biraz para çekebilirseniz o iyi olur. Ben şöyle de yaptım bu arada. Gideceğim ülkeyle ilgili çok fazla vlog izledim. Mesela bir kafeye oturduğumda aşağı yukarı ne kadar ödeyeceğimi tahmin edebiliyordum. Mesela Paris'te de. Paris bu arada gerçekten pahalı bir şehir. Avrupa'nın en pahalı şehri diyorlar. Bir şey yediğinizde aşağı yukarı işte 30 euro, 35 euro falan tutuyordu benim ortalama. Aklıma gelen işte 2 euroydu mesela su. İşte bir
krep almak istediğimde 4,5 euro olduğunu hatırlıyorum. Louvre Müzesi mesela 17 euroydu. Yani aslında çoğu şeyin ücretine internetten ulaşabilirsiniz. Ya kabaca hesapladığımda mesela 1000 euro ile bir haftada çok rahat geçinebilirsiniz. Ben biraz korktuğum için hırsızlık olaylarından. Her yere nakit para koymak istedim. İşte çantama, telefonumun arkasından, montumun cebine, cebime vesaire. Çünkü mesela ben telefonumun bir şeyin çalınacağından çok emindim. Çok korkuyordum Paris herkes hırsızlık olaylarıyla anlattığı için. O yüzden mesela 1000 euro nakit para çekmiştim. Onu her yere koymuştum ve bir hafta boyunca onu harcadım. Param da arttı. Aşırı artmadı ama biraz arttı ki hani böyle aşırı lüks harcama da yapmadım ama işte yediğimden kısmadım. İşte Sephora'ya gittiğimde birkaç şey aldım. Bazı kitaplar aldım. Ve metro bileti aldım vesaire. Ya bir yandan aşırı lüks harcama yapmıyorsanız ama diğer yandan da hani bir hafta geldim tadını çıkarayım istediğimi yiyeyim vesaire diyorsanız mesela 1000 euro bence çok yeterli olur. Bu arada şu çok üzücü oluyor. Yani bahsetmeden geçemeyeceğim. Satın alacağınız bir şeyi Türk lirasına çevirdiğinizde gerçekten hiçbir şey almak istemiyorsunuz. Su bile almak istemiyorsunuz. Ya 2 birim para olan su TL'ye çevirdiğinizde 30 küsür TL oluyor. Onu bile almak istemiyorsunuz. Çünkü Türk lirası gerçekten inanılmaz değer kaybettiği için yurt dışına çıkmak, orada bir şeyler yapmak çok zor. Bunu belirttiğimde genelde insanlar işte gezme o zaman. İşte gitmişsin zaten hala ne konuşuyorsun diyorlar. Ama ben bunu tabii ki yapacağım elimden geldi. Çünkü benim hayatta yaparken en keyif aldığım şey. Ben çok şükür bunu hala bir şekilde daha fazla gayret edip, daha fazla bekleyip, daha fazla biriktirip yapıyorum. Ama bunu bu kadar zor yapmak zorunda değilim ve bunu bence herkes yapabilmeli. O yüzden buna imkan verilmediği için, bu hakkımız elimizden alındığı için çok sinirliyim ama neyse bu konuya girsem çıkamayacağım. Dil ile ilgili hiç sıkıntı çektin mi diye bir soru var. Dil ile ilgili hiç sıkıntı çekmedim ki benim İngilizcem mükemmel değil. Ya şöyle bir şey oldu, bunu size anlatmak istiyorum. Ben işte İngilizce konuşurken oradaki yabancı arkadaşlarım işte Sena ile Franzoa vardı. Onun ismini biraz yanlış söylüyorum. O yüzden hiç ismiyle hitap etmedim adama. Neyse onlar bayağı yetişkin insanlar işte. Kaç? 45-50 yaşlarındalar ve Toronto'da yaşıyorlar. İkisi de inanılmaz akıcı İngilizce konuşuyor. Biz de Franzoa ile konuşurken ben şey dedim yani özür dilerim dedim. Benim gramerim çok iyi değil. Bazen hata yapıyorum dedim. O da dedi ki yani o kadar anlamıyorum ki hata yaptın. O kadar özgüvenli konuşuyorsun ki hiç hata yapmışsın gibi hissetmedim ben şu ana kadar dedi. Ben de aşırı mutlu oldum ve bence trik bu. Gerçekten mesela Türkçe bilen biriyle konuşurken ya da kendime video çektiğimde yani biri beni yargılayabilir diye düşündüğümde çok tıkanıyordum ama sadece üçümüz konuşurken o kadar rahattım ve o kadar akıyordu ki yani şey diye düşündüm. Hani ben niye İngilizce öğrenmek istiyorum? İnsanlarla rahat iletişim kurabilmek için. Bunu yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Ya o zaman videonun altına gelen yorum beni niye rahatsız etsin ki? Yani ben amacıma ulaşıyorum. O isterse aksanımı beğenmesin. İsterse bir gramer hatası yapmış olayım. Olur öyle şeyler. Hani bu kafaya girdim ve o beni o kadar rahatlattı ki. Kesinlikle mükemmel İngilizce konuşmanıza gerek yok. Sadece bence şöyle bir ince çizgi var. Bir yandan mükemmel konuşmanız gerekmiyor diye çabalamayı bırakmayın. Yani deli gibi çalışın. Çünkü aslında ne kadar bilirseniz o kadar iyi ve o kadar sağlam iletişim kurabilirsiniz. Hani çünkü bazen şey istiyordum. Hani böyle duygum tam geçmiyor gibi. Atıyorum Siyan'a çok üzücü bir şey anlatıyor. Çok üzgünüm falan demek istiyorum ama hani böyle hani derin kelimeler bilmiyorum gibi hissettim mesela. Eve geldim onlara çalıştım. Bir yandan aşırı rahat olmayıp bence dil üzerine çalışmaya devam etmek gerekiyor ama diğer yandan da böyle çok kasılıp aman konuşmayayım hani o kadar da iyi değilim hata yapıyorum diye de düşünmemek gerekiyor. Yani orada ince bir çizgi var. Kasılmayın da özgürce konuşun, rahatça konuşun, hata yapabilirsiniz. Önemli olan karşı tarafa ne demek istediğinizi aktarmak ve aktarıyorsanız okey. Ama diğer yandan da tabii ki anlaşılıyorsunuz bir şekilde diye çabalamayı bırakmayın bence yani. Ben de hala bayağı çalışıyorum çünkü gramerim gerçekten iyi değil. Bu arada bir de kısaca şunu anlatayım. Fransa'dan dönerken mesela uçakta yanımda oturan adam İngilizce ya da Türkçe bilmiyordu. Sadece Fransızca biliyordu. Ve işte kalkışta telefonunu şarja takmıştı ama hani uçak kalkarken çıkarması gerekiyor. Hostes geldi işte adama İngilizce anlatmaya çalıştı falan işte hani çıkarın sonra takarsınız diye adam anlamadı vesaire böyle bayağı çabaladılar. En sonunda ben böyle adamın şarjını çıkardım işte hani böyle uçuş gibi gösterdim işte hayır falan yaptım işte uçtukta hani işaret diliyle anlattım ve adam 5 saniyede anladı. Hani zor durumlarda bir şekilde bence iletişim kuruluyor. Orada bir yerleri bulamamak veya kaybolmaktan hiç korkmadım mı? Korktum o yüzden şarj aletimi hep yanımda taşıdım çünkü Google Maps'e her yeri bulabilirim diye düşündüm. Onun dışında olur da işte telefonum çalınır ya da şarj aletimi kaybederim diye de adresim zaten hani çok uzun olmuyor. Onu ezberlemiştim. Hani en kötü ihtimalle insanlara yazarak ya da bir şekilde söyleyerek aktarırım. Hani bana nasıl gideceğimi söylerler diye düşünmüştüm. Yakın olduğu metro durağını falan da biliyordum zaten. O yüzden bundan çok korkmadım nedense. Hani bir şekilde bulacağımı düşünüyordum. Adres hala aklımda bu arada garip bir şekilde. Tek seyahat etmek sıkıcı oluyor mu? Cevaplarsan sevinirim. O kadar sıkıcı olmuyor ki ya. Hayatımda yaptığım en eğlenceli seyahatti ya. Şans da biraz bence benleydi. Çünkü çok fazla insanla tanıştım ve hani hepsi de çok harika insanlardı. Ama şunun ayrımını da yapmak lazım bence. Ben şunu anladım. Yalnız seyahat etmekle tek seyahat etmek aynı şey değil. Ben tek seyahat ettim aslında teknik olarak. Çünkü ilk günüm dışında hiçbir gün yalnız değildim. Yani hepsinde insanlarla buluştum. Ve ben biraz şöyle bir insanım. Yani insanlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum ama bir yandan o yalnız alana da ihtiyaç duyuyorum. Mesela aile evindeyken bile odama çok fazla böyle çekildiğim zaman hatırlıyorum. Ya da işte 18 yaşımdan beri tek seyahat ettim.
etmeye başladım ve genel olarak tek bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Ama diğer yandan insanları da çok seviyorum. O yüzden hani böyle bir denge buldum. Tek başıma gidiyorum ama orada da sosyalleşiyorum. İnsanlarla tanışıyorum. Ve insanlarla nasıl tanıştığımla ilgili de çok fazla soru var bu arada. Dediğim gibi ilk olarak ben biraz şanslı olduğuma inanıyorum. Çünkü her seyahatte böyle olacak diye bir şey yok ama ben bir kere bu zehri aldım ve bir kere böyle olduğunu gördüm ya. Yani ben sonuna kadar denemek istiyorum yine. Mesela Siena ile ve o Ukraynalı olan Disneyland'e gittiğimiz arkadaşımla havaalanında tanıştık. Türkiye'den dönüyorlardı ve uçak böyle çok fazla kapı değiştirmişti falan. Siena da üf hani tekrar değiştiriyoruz falan dedi. Ben de hemen atıldım işte daha çok yoruldun değil mi ben de falan diye bir şekilde sohbet başlattım. Sonra dedim ha Instagram'larımızı alalım birbirimizin. Siena da dedi evet orada buluşuruz falan. Bu şekilde arkadaş olduk. Sonrasında ben bunu gördüm ya ne yapmaya başladım biliyor musunuz? Mesela metroya gidiyorum. İşte metroda oturuyorum. Yanımda işte bir çocuk var. Garip bir ses geliyor. Çocuğa durup diyorum ki ya işte bu ses nereden geliyor? Hep gelir mi falan. Sohbet ediyorum ama bunu şimdi nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Sadece hani biriyle tanışmak için yapmıyorum aslında. Ben o sorunun cevabını gerçekten merak ediyorum. Ya da birine işte üstün çok yakışmış dediğimde onu işte ben bunu diyeyim de bana cevap versin arkadaş olalım diye yapmıyorum. Gerçekten onu düşünerek hani o samimiyetle söylediğim için o karşı tarafa geçiyor muhtemelen. Çünkü hani hep böyle konuştuğumuz insanlarla samimi şekilde arkadaş olduk. Çünkü hiçbir şey söylemiş olmak için söylemedim. Yani gerçekten merak ettiğim bir şeyi sordum ya da gerçekten hissettiğim bir şeyi söyledim çünkü. Onun dışında mesela o vlogda 4. vlogda gördüğünüz gizli bara gittiğimde sıradayken real edit diyordum. İşte arkamdaki kız bana nasıl editlediğimi sordu. Hani orada direkt dönüp şey de diyebilirim işte Instagram'ın real kısmından editliyorum. Teşekkürler rica ederim deyip dönebilirdim ama ben işte kıza bildiğim tüm trikleri gösterdim. Onun videolarına baktım işte kendimce yorum yaptım vesaire. Sonra kız içeri girdiğimizde işte sohbetten çok keyif aldım. Bizle oturmak ister misin dedi ve onlarla arkadaş oldum Erasmus öğrencileriyle. Sonrasında ertesi gün onlar da benim tüm Erasmus grubuyla tanıştırdılar ve hani aslında çok güzel bir grubun içine girmiş oldum. Hani ben o kıza da gösterirken şey diye düşünmemiştim. Hani şimdi bu kıza bunları göstereyim de ben de takılsın onun arkadaşlarıyla tanışırım. Hani bunları düşünmüyorsunuz ama siz böyle dışarıya güzel enerji vermeye çalıştığınız bir frekansta olduğunuzda ve insanlarla tanışmaya açık olduğunuzda gerçekten o insanlar size geliyor ve siz de ona verdiğinizde onlar da size bak ben senin için bunu yaptım diyor resmen. Anlatabildiğimi bilmiyorum yani dediğim gibi şans da bence önemli bir etken. Doğru zamanda doğru yerde bulunmak ama siz de o enerjide olduğunuzda yani hani eminim orada o işte barda olan herkes görüyordu ki ben bu kıza gidip merhaba desem o da bana tatlı bir şekilde merhaba diyeceği düşünüyorlardı bence. İşte gülümsüyordum herkese güzel bir şey düşündüğümde sessiz söylüyordum ya da işte bir şey olduğunda gülüşüyorduk vesaire. Hani bence orada güzel bir enerjideydim. Şu an düşündüğümde onu analiz ediyorum ve kendime de diyorum ki hani yine şöyle olduğunda böyle yap falan diye kendime de tavsiye veriyorum. Bu arada bunu anlatmadım size. Yani şimdiye kadar kanalda böyle şeylere çok yer vermedim ama ya bu çocuğu sonuçta hiç görmediniz ve bir daha da görmeyeceksiniz. O yüzden bence anlatabilirim. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Şimdi ben gizli barda iki kişiyle tanıştım ya. Bu arada işte son vlog, Disneyland vlogunun son kısmı. Onlar da Erasmus öğrencileriydi ve şansla benim gittiğim gün onlar da ülkelerine dönüyorlardı ve bir veda yemeği düzenlemişlerdi önceki günün akşamı. Sağolsunlar beni de davet ettiler ve ben de gittim. Orada çok tatlı bir çocuk vardı. Şimdi çok rahat anlatabiliyorum çünkü vlogda hiç göstermedim. Ben çocuktan bir tık hoşlandığım için dedim ben kesin bununla ilgili bir şey anlatırım, bir story atarım falan. Çocuğu özellikle ben çekmedim vlogda. İyi ki de öyle yapmışım çünkü size şu an bunu anlatabiliyorum. Herkes çok dışa dönük ama o böyle daha gözlemci, böyle daha içe dönük. Instagram'ı bile yok mesela. Ya nedense Instagram olmayan insanlar beni çok etkiliyor. Ama yani benimle o kadar ilgilenmiyor ki hani şey de değilim ben böyle hadi hemen işte flörtleşelim. Hani bu kafada gerçekten değilim. Hani böyle bir şey de bir konuşalım hani belki arkadaş oluruz ya da belki enerjimiz çok tutar. Neyse işte sonra hep beraber bara gittik falan. Herkes bir şeyler içiyor. Bu çocuk içmiyor. Ben dedim sen neden içmiyorsun? Dedi içmiyorum işte falan. Ben de dedim zorlamayayım şimdi Nuri Alço gibi ne yapacağım zorla içki mi içireceğim? Günah boynuma olurdu o yüzden sustum hiçbir şey yapmadım. İşte ayakkabımın fermuarıyla oynadı bir saniye. Ya bunları anlatırken çok garip hissediyorum. Bunları YouTube'da anlatmamalıymışım gibi hissediyorum. Neyse bir kere bu riski alacağım çünkü bir daha tanımadığınız birini nereden bulacağım? Neyse ben işte tuvalete gidiyorum makyajımı düzeltiyorum falan. Yani genel olarak birine hoş bulduğunuzda ne yaparsanız onları yapıyorum. Sonra ben düşündüm taşındım. Dedim ki yani normalde atılgan bir tip değilsin böyle ilk adım atayım flört edeyim. Çok benlik değil. Yanlış bir şey olduğundan değil bu arada. Hatta yani bence olması gereken o ama yani yapamıyorum bilmiyorum. Bu konuda biraz özgüven kazanmam lazım gerçekten. Ama an düşündüm ve şuna karar verdim. Dedim ki yani muhtemelen yarından sonra buradaki insanların hiçbirini görmeyeceksin. Hani böyle sağlam bir arkadaş grubu olsa işte sen o çocuğa bir şey dediğinde bozulacak, ikiye bölünecek bir grup olsa susardım. Ya da hani reddedildim ve işte gururum kırıldı. İşte bir daha nasıl yüzlerine bakacağım bir durum olsa yine susardım. Ama dedim ki yani yarından sonra bir daha görmeyeceksin. Fırsat bu fırsat. Eğer seninle ilgilenmiyorsa tamam ilgileniyorsa da hani zaten konuşursunuz diye düşündüm. Sonra o flört cümlemi kurdum ve çocuğa gidip dedim ki dişlerin çok güzel. Sonra arkadaşları yanındaydı. Dedim hangi diş macunu kullanıyor söyleyin bana falan dedim. Ya çok kötüyüm ya niye böyle yapmışım.
Yine çocuğun umurunda değilim. Hani en azından iltifat ediyorum. Sen de bana bir şey de ayıp. Neyse sonrasında arkadaşlar mekan kapanıyor artık. Geç oldu ve hani etrafta da açık hiçbir yer yok. Dedik dağılacak mıyız ya, üf, keşke oturabilseydik falan diyorlardı. Grubun büyük kısmı da zaten gitti bu arada. Ben de kalanlarına dedim ki, çocuk da oradaydı, İsterseniz dedim benim Airbnb'de sohbet edebiliriz ama normalde birini sokmam yasak. O yüzden sessiz olmanız lazım falan dedim. Onlar dediler işte hiç sıkıntı yok, seni zora sokmayız, merak etme dediler. Ben dedim tamam. Sonra benim beğendiğim çocuk tutturdu ben gelmeyeceğim diye. Bak tatlım. Böyle nasıl sinir oluyor? Diyorum ki hayır gel bak, hani hepimiz gideceğiz, vakit geçirelim falan. Bir yandan da kızlara diyorum. Kızların da sabahtan dersi vardı. Hani çok yanlış anlamasın, sadece onunla ilgileniyorum düşünmesin. Diyorum kızlar siz de gelin. Sonra çocuğa diyorum bak hadi gel ya falan yapıyorum. Çünkü bir şekilde ilgimi belli edemedim ya da ilgilenip ilgilenmediğini anlamadım. En az zaman istiyorum. Orada sohbet ederken belki bir ortak nokta bulacağım ya da hani şey de okeyim bu arada. İlgilenmiyorsan tamam. Neyse arkadaşlar sonra kızlar ikna oldu. İşte Uber çağırdım ben ama Uber hepimizi almadı. Çocuklardan biri de dedi ki işte sen kızlar git biz de o çocuğu ikna edelim. Bisikletle gelelim dediler. Ben dedim okey. Hemen dedim ikna edin o çocuğu. Tamam mı? Sonra biz kızlarla gittik. İşte bir 10 dakika sonra falan çocuklar yazdı. Aşağıdayız, bizi gelip alır mısın diye. Sonra indim aşağı ve benim çocuk yok. Dedim yani Allah kahretmesin. İlk defa yani 20 yıl boyunca ilk defa birine bu şekilde ilgilendiğimi belli ettim ve gerçekten bir tık gururum kırıldı. Kırılmamalı bence çünkü reddedilmek ya da hani bu da çok normal ama ne bileyim o an böyle bir üzüldüm. Sonra benden günah gitti. İşte çocuklara odada ben şey dedim hani ikisi niye gelmedi dedim ya. Aslında hani benim çok hoşuma gitmişti. Çok tatlı bir çocuktu. Ama çok hoşlanmadı galiba benden. Gelmedi bile falan dedim. Çocuklar bana ne dese beğenirsiniz arkadaşlar. Bunu direkt mi söyleyeyim? Arkadaşlar çocuk gaymiş. Beğendiğim çocuğunun yöneliminin benim cinsiyetim olmamasına mı üzüleyim? Aslında teknik olarak reddedilmemiş hissetmeme mi sevineyim? Gerçekten bilemedim. Sonuna kadar saygım var. Evet tam zamanda kameranın şarjı bitti. Ya dediğim gibi aslında çok olası bir durum. Sadece ben ilk defa yaşadığım için böyle bir şaşırdım, komik bir an oldu. Size de paylaşmak istedim bunu. Muhtemelen hani tek gitmeseydim böyle hikayelerim de olmayacaktı. Evet yok haksızlık etmeyeyim ya. Hani yine olurdu. Sadece dediğim gibi tek gittiğinizde çok daha açık oluyorsunuz her şeye. Ve düşünsenize kimse sizi tanımıyor. Yani orada kendinize yeni bir karakter yaratıp onunla yaşayabilirsiniz. Onun dışında tabii ki tek seyahatin en güzel yanı tek yaşamak gibi. İstediğiniz saatte kalkıyorsunuz. İstediğiniz gün istediğiniz müzeye gidiyorsunuz. İstediğiniz kadar geziyorsunuz. İstediğinizde çıkıyorsunuz. İstediğiniz yemeği yiyorsunuz ve hiçbir zaman kimse size karışmıyor. Bu gerçekten mükemmel. Biriyle kalınca işte otel ya da Airbnb daha uyguna denk geliyor bölüştüğünüz için. Bu ekstra bir şey. Onun dışında bu arada ben asla şey demiyorum. İşte tek seyahat etmek çok güzeldir. Biriyle gezmeyin demiyorum. Mesela Paris'ten tek başıma çok keyif aldım ama ileride arkadaşımla da, ailemle de, sevgilimle de gitmek isterim. Olay zaten bence tek gitmekten ziyade tek gidebilmek. Yani bunu yapabildikten sonra zaten istediğiniz kişiyle gidebilirsiniz. Ama bence bunu da edinmek gerekiyor. Yani tek başınıza kalabilmeniz gerekiyor ki biriyle birlikte olduğunuzda gerçekten onu sevdiğiniz ve onunla birlikte olmak istediğiniz için bunun gerçekleştiğini bilin diye. O yüzden buna da belki ufak ufak işte tek başına sinemaya giderek, bir kafeye gidip bir şeyler içerek başlayabilirsiniz belki. Son olarak en önemlisi. Şimdi söyleyeceğim şey sadece seyahatle ilgili değil, ben hayatla ilgili de düşünüyorum. Yani 20 yılda edindiğim tecrübeler arasında kesinlikle bu da böyle parlıyor. Kurularda çok fazla işte şey vardı. Şöyle olmasından korkmadın mı? Şöyle olacağını düşünmedin mi? Ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı diye. Hepsi olabilirdi arkadaşlar. Yani evrende o kadar fazla ihtimal var ki, olumlu da olumsuz da. Olumsuz ihtimaller de olabilir ve hiçbir zaman benim özgüvenim ya da gitme kararını vermemdeki etken olumsuz bir şey olmayacağını düşündüğümden gelmedi. Olumsuz bir şey olduğunda bununla baş edebileceğime ve bunu halledebileceğime olan güvenimden geldi. Negatif ihtimalleri düşünüp olumsuz şeylerden korkmayın. Çünkü yani hayatta ikisi de var ve emin olun dünyanın en şanslı insanı bile bir sürü negatiflik yaşıyor. Bir söz vardı çok güzeldi. Kuş dalın kırılmasından korkmaz. Onun güveni ağaca değil kanadına mıdır? Ya öyle bir söz vardı. Bulursam yazacağım buraya. Eğer diyorsanız ki halledeceğimi nereden bileceğim, baş edebileceğimi nereden bileceğim diye. Bunları da hani bu becerileri yaşadıkça edineceksiniz. Her şeyde bir tecrübe olarak görmeyi gerçekten çok doğru buluyorum. Çünkü hani mesela metroda ben ilk günden 35 euro ceza yedim biletimi tutmadığım için. Başta çok üzüldüm. Hatta polisler sert davrandığı için ağladım. Ama sonra dedim ki ben muhtemelen ömrüm boyunca bir daha asla bu cezayı yemeyeceğim. Çünkü bir kere bunu ağır şekilde tecrübe ettim. Ve işin güzel yanı böyle bir şeye maruz kalınca ve sonrasında onu bir şekilde halledip odaya döndüğünüzde olay yaşarken çok güçsüz hissetseniz de işinden çıktığınızda size çok güçlü hissettiriyor. Ve hayat o kadar garip ki bazen gerçekten negatif gördüğünüz şeyler çok pozitif olabiliyor. Bunlar ayrı bir videonun konusu. O yüzden bugünlük bu kadar benden. Ben çok keyif aldım bu videodan. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıya yazabilirsiniz. Yorumlardayım full ve çok seviyorum yorum okumayı. Onun dışında videoyu sevdiyseniz seri devam etsin böyle oturup sohbet edelim istiyorsanız like'a basmayı unutmayın ve yorumlarda da lütfen serimiz için isim önerisinde bulun. Ayrıca takip etmeyi de unutmayın beni. Bu da benim için çok önemli. Öbür türlü videoyu sevip izliyorsunuz belki ama siz takip etmedikçe YouTube önünüze çıkarmıyor benim ve o zaman ayrılıyoruz.
Ve en önemlisi, siz de tek seyahate gittiyseniz bununla ilgili tecrübelerinizi de yazabilirsiniz. Ya da gitmeyi düşünüyorsanız yapmak istediğiniz seyahati yazabilirsiniz. O zaman benden bu kadar, topu size atıyorum. Artık gerisi sizde. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bye bye.